İş başvurusu için mülakata gelenler bunlar patron. Bunlar üniversite mezunu, bunlar da torpilli. Peki bu ortadaki kim? Bu mu? Bu videonun figüranı. Katacak biri bulamadık, hıyar gibi bekliyor. Bu kadar göründüğün yeter, artık çıkabilirsin. Tamam abi, kolay gelsin size. Eyvallah, sağ olasın. O da ne yapıyor lan? Okumuş bir iş, ninem verdi. Bu işe kesin girmem lazım. Hadi bunları anladık, torpilleri var. Bu üniversite mezunlarını neden çağırdın? Ben çağırmadım ki patron. Yeni müdür ilanı vermiş. Bilmiyorum lan sadece torpilleri işe aldığımızı. Onda zaten dayısı sayısını almadık mı işe? İstiyorsanız hemen çıkışını verin patron. Boş ver. Sonra dayısı da bizim çıkışımızı verir. Mülakatta ne soruyorlar? Ben hiç çalışmadım da. Mesela sizi hiç sanmam için bir neden söyleyin diyebilirler. Açım abi. Vallahi açım. Billahi açım. Belli. Açıktan nefese kokuyor. Yeni müdürün verdiği işlerinden sadece 3 kişi mi geldi? Üniversite mezunları torpilsiz işe giremeyeceklerini anladı galiba patron. Geldik mi? Ne yapacağız? Adamlara sizin torpiliniz yok, işe alamayız mı diyeceğiz? Bence iki tarafa da soru sorulur patron. Bizim adamlara olay sorulur, bunlara da zor sorulur. Bilemezler, biz de işe almayız. Evet beyler, aranızdan sadece 3 kişiyi işe alacağız. Sizlere sorular soracağız. Bu soruları doğru bilenleri işe alacağız. Senle başlayalım. Atom reaktöründe iki molekül çarpışırsa ne olur? Bu sorunun cevabı çarpışan moleküllere göre değişir. Çekirdeğin bölünmesi veya kaynaşması sırasında açığa çıkan enerji nükleer enerji olarak adlandırılır. Nükleer enerji ise füzyon tepkimeleri sonucunda elde edilir. Doğru mu lan? Ben de bilmiyorum pardon. Müsaitseniz sizinle de devam edelim. Bana kolay soru sor. Yoksa daima ararım. Adana kebabıyla meşhur ilimiz hangisidir? Ya biraz ipucu verseniz. Şaşırtmacalı bu soru. Kafam karıştı. O yüzden bilemeyeceğim. Neyse, sağlık olsun. Sizin sorunuz. Bir akvaryumda 10 tane balık var. 5'i boğuldu. 4'ü yüzüyor. 1 tane ölü var. Akvaryumda toplam kaç tane canlı balık var? Akvaryumda toplam 9 tane canlı balık kalır. Çünkü balıklar suda boğulmaz. Şaşırtmalı sordum. Gelebildi pardon. Sizin sorunuz. Çiğ köftesi de meşhur. Balıklı Gölü'ne her yıl ülkemize turist çeken ilimiz hangisidir? Sana bir ipucu vereyim. İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncel, Yılmaz Güney, Göbekli Tepe. Başında şanlı var. 63 plaka. Daha ne söyleyeyim abi? Öyle de olmaz ki. Bize de hep zor soruları soruyorsunuz ha. Ya bu çiçek bunlara kolay soru soruyor. Bize zor soru soruyor. Bunlar bizim işe girmemizi istemiyorlar galiba. Sizin sorunuz geliyor. Boş ver oğlum. Adamlar üniversite mezunu. Ne sorsak zaten biliyorlar. O zaman sizinle devam edelim. Boş ver, bunlara da sorma. Cevabı versen bile bunlar cevaplayamazlar. Bütün soruları bildik. Adamlara kolay soru sordular. Buna rağmen bilemediler. Neden bizi değil de onları içe aldılar? Neden olacak oğlum? Bizim en sesli kalan dayımız yok da ondan.